Howdy do, Mr. Stalker. Evet, başladık kaldığımız yerden. Saat 11 oldu. Ben biraz zamanı ilerlettim. Goodbye, laddie. Tamirci bize gece 11'de gel dedi. Kimsenin görmeden yapmak istediğin bir iş var dedi. Şimdi o görevi aldık. Şimdi şu pompanın bir dart olanı vardı. Onun mermisini doldurayım. Sonra elime bunu alayım. Ondan sonra göreve gidelim. Arkadaşı şurada bir yerde. Ölmüş burada. Şuralar boş. Şurada yaratıklar var. Merdiveni tutmadı, gıcık etti ya. Şimdi burada. Şurada gidiyor bir tanesi şu an içeriye. Bunlar blood sucker, kan emiciler. En yukarıdan geleceğim ama şurada falan yakalayabilirsem direkt buradan. Şuraya bir atlayabilirsem en azından biraz daha yakın balkon. Veya buraya gelen olur mu acaba? Neyse, bu dostlarıma geleceğim ya. Onlar benden korksun. Bir tanesi şurada. Bir tane daha var. Yalnız fenalar ha. Üstünde zırh olduğu halde yarıya düşürdüler. Yalnız şey çok saçma olmuş. Ya görünmez olunca mermi işlemiyor. Adam hayalet olup normal yaşam formuna dönmüyor ki. Görünmez oluyor sadece. Normalde silahın işlemesi lazım yani.
Ben onu görüyorsam. Hayalet olup tekrar bir bedene kavuşsa tamam, anlarım. Ama normal görünmez yani. Onu kötü düşünmüşler yani. Aksine mesela o görünmez olduğu halde ben onu vurabilseydim daha güzel olurdu. Buralarda pek bir şey yok sanırım. Bu normalde metronun atası bu oyun. Ve kitaplar bu şeyden ilham alınarak yazıldı, metro vesaire. Şimdi metronun en büyük artısı dram duygusunu verebilmesi oldu. Şeyle bir konuşayım tamirciyle. What have you got for me, sir? Bu eski Is muhabbet, it tamam. me or are everyone's hands growing out of their asses? Nah, it's not me. ruble, güzel para. If you want to lift the elbow, swing by. I'm always here. Eşkıyalar gelmiş. Bunlar iyi baskın gibi. Ama herhalde birkaç tane daha var. Çünkü sarı halka gitmedi. Yani daha görev bitmiş göstermiyor. Orada sanki birini gördüm gibi ama. Kendi kazdığı ve düştü. El bombasına denk geldi, iyi. Oo, cephanelikler de iyi. Güzel. Buradan gitmeme sebebim buydu işte. Buradaki şu görevleri yapayım. Sürekli buraya gidip gelmeyeyim yani. Что-то не прет меня нынче погода. Want some good old medicine? You came to the right place, dude. И завтра 100%.
Еще подозрительнее будет. Бин рубли, çok iyi. Tamam, barmenin görevi bitti. Şimdi şu silahçıyla bir konuşayım. Eğer onda görev varsa onu alacağım. Yoksa silahları. Hey buddy, looking for a good deal. Bam bam, thank you mercifully. Hey buddy, mercantilism, schmercantilism. Tekrar bir çantayı kontrol edeyim, şöyle kendine geldi. Tamam herhalde ya. Bunda görev de yok. I ain't too good of hearing. Speak louder. I've got things to do. Hurry up, will ya? Become a freedom member. Together, we will save the zone. The only group quiet. Of truly free people on Earth. Listen, if you ain't gonna talk, I'm going. Tamam, yavaştan gidelim artık. Aynen, bit pazarı. Şimdi şu Funk denen kişinin Funk ismi artık nasıl okunuyorsa o kişinin peşine bir düşelim yavaştan. Oo, ortalık karışıyor burada, ne oluyor? İki grup mu birbirine girdi anlamadım ki, bir bakalım. Bir şeyler saldırmış. Yine de iki kişiyi öldürmüşler ha. Şimdi Feng şu kırmızı yerde. Daha önce başıma gelmişti. Orada tuzağa düşürecekler beni. Üstümde ne var ne yok soyacaklar. ...5.56.45. Pomponu mu alsam diye düşünüyorum da. Şunu bir alayım. 9.18'di bunun mermisi. Şunu alayım. Bir dakika, neydi? 5.56'ydı. Tamam bu. Öf, shift'e bastım, hepsini aldı. Şimdi şuna bir geri koyayım.
Hepsini atamıyorum. Parça parça atacağım. Aslında hepsini atma da vardı da şimdi tuş aklıma gelmedi bir türlü. K556 ile şeyi hep karıştırıyorum. 39'u. Şu kadar da mermiyi buraya koyayım. Burası şimdi sandık kalacak. Soyulduktan sonra gelip onları geri alacağım. Diğer türlü biraz zor yani. This is pretty damn good. Look at all these stalkers charging in here like flies to honey. I wonder what they're after. Nah, it's too bad that punk got away. Screw him. He dropped his shit. That's all that matters. Yeah, let's grab the best stuff and get the hell out of here. You still with us, Mark? Good, good. Fang's PDA is right next to you somewhere. Find it. Well, Fang, the situation has changed. Someone knows we reached the center of the zone and they're looking for us. We've got to move and fast. You'll find a detailed plan of action in our stash. I changed the code. Mark, this is Lebedev. Information from Fang's PDA confirms my suspicions. An unidentified group of stalkers visited the center of the zone. I don't know how, but they even managed to survive the large emission. It would have been better if they hadn't, because the zone will not be pacified until the path to the center is a secret once more. There are two ways that could happen. Either we stop this group of stalkers, or the zone releases more emissions to destroy everything in it, and maybe outside it too. Clearly, it would be better if we did it ourselves, but we have to act quickly if we're to stand any chance of success. Fang's PDA contains the coordinates of their stash. I am confident we can find information about their plans in there. Şimdi gidip şu silahlarımı alayım. Eğer bunu yapmazsam onlarla sadece tabancayla savaşmak zorunda kalırım. Üstümde zırh falan da yok. Çok zor. Şimdi benim anlamadığım Feng'in PDA kişisel bilgisayarını niye bunlar bıraktı orada? Sorun bir tanesi o. Bunlar niye o şeyi bıraktı orada? Feng'in bilgisayarını. İkincisi ise bir söylenti vardı. Bir grup işte Stalker'ın bu zonenin merkezine girebildiğine, işte hayatta kaldıklarına ve döndüklerine dair normalde şeyler vardı. Teoriler, işte tevatürler, halk arasında dolanan şeyler vardı. Daha doğrusu işte bu ortamlarda dönen muhabbet vardı. Şimdi onun gerçek olduğu ortaya çıktı. Clear Sky'da diyor ki, bunları diyor durdurmamız lazım diyor. Oraya girip çıkmayı bunlar öğrendiyse diyor, herkes öğrenebilir diyor. Bu da diyor zoneyi, bölgeyi kızdırır diyor. İşte bu şeyi artık uzaylı mı dersiniz, beyin eritici mi dersiniz, doğa mı dersiniz, ne derseniz, bu şeyi kızdırıyor diyor. O da diyor işte kızdığı için diyor, şey yapmak için diyor, etki tepki olarak diyor emisyon gönderiyor diyor. O emisyon da diyor işte dünyayı bu hale getiriyor diyor, doğayı falan. O yüzden diyor onu kızdırmamamız lazım diyor. Bu
Burası şu an tamam. Clear Sky da diyor ki buranın diyor, yollarını kapatalım diyor. Kimse diyor bilmesin diyor. Yani Zon'un diyor şeyini görmezden gelelim diyor. Onu kızdırmayalım diyor. O kendi halinde yaşasın diyor. Biz kendi halimizde yaşayalım diyor. En azından diyor bu emisyonlar falan son bulsun diyor. Belki bize hiç dokunmaz hani böyle diyor. Düzelir falan diyor. Şu eşyaların hepsini bir alayım. Şimdi iki tanesini zaten ben şimdi öldürdüm. İşte gruptan daha kalanlar var herhalde. Ondan da peşine düşeceğim. Ben şu an o yüzden bunların peşindeyim. Ama bunlar zonun içinde acaba ne buldular veya bunların derdi ne? Hani öyle bir yere girdiler vesaire. Niye bunu sağa sola duyuruyorlar ki veya orada ne yapmaya çalışıyorlar? Feng'in ordu falan hep yerleşmiş. Bölgede şöyle bir güç kontrol dengesine bakıyorum da ne oluyor ne bitiyor diye. Feng'in Freedomlardan öğrendiğim kadarıyla bir şifre kırıcı alet peşinde olduğu ne öğrendim. Acaba işte orada falan kasama buldular. Onu mu kıracaklar? Ya da başka bir cihaz mı buldular? Onun şifresini mi kırmayı düşünüyorlar? Şu an bunlar muallak. Şu an bildiğim, tam olarak bildiğimiz 4 tane şey var. Bir, zonun içinde barmenin anlattığına göre işte ordudaki askerler, şuraya da bir çatışmaya gireceğim. Bunları da temizleyeyim, güç dengesini sağlamak için. Bunları biraz ortadan kaldırmam lazım. Şurada bir tane artifak var ama zıplayıp duruyor. Şurayı bir kontrol edeyim, ona da gideceğim. Şimdi kesin 4 bilgiden bir tanesi barmenin anlattığına göre, Feridunların barmenin anlattığına göre bölgede diyor sadece diyor işte ordunun askerlerinin diyor rahatlatıp oradan kurtulduğunu duydum diyor. Onların diyor kaskları falan diyor işte zırhları falan diyor şeyden koruyor diyor. Ama bu zırhları koruyor demesi benim aklıma ilk getiren şey şu oldu. Orada psikolojik bir şey var yani bize halüsinasyon falan gösteren zihne oynayan bir tane mutant falan var tahminen ya da bir cihaz var. Askerlerin kaskı iyi olduğu için bu telekinezi tarzı şeylere maruz kalmıyor. O yüzden hayatta kalıyorlar. Yani zona bölgesine yaklaşırken gireceksem beni o şeylerden koruyacak artifak ve suite sahip olmam lazım. İkinci öğrendiğimiz ise kesin olarak bilgi olarak işte bir grup stalker'ın o zona denen bölgeye, beyin irticiye yakınlarına girip sağ salim şekilde kurtulup geri döndükleri işte bu Feng'in falan.
Bu bir söylenti değilmiş, bu gerçekmiş yani. Zora'nın içinde bir tane makine var. Bu makine işte bilim adamları tarafından mı yapıldı, uzaylılar tarafından mı verildi veya kontrol ediliyor? O şu an bilinmiyor. Ama doğadaki sebeplere şu an o makine veya işte o bölgeden gelen kaynaklı şeylerin sorun olduğunu öğrendik. Şu artefaktı şu an zıplıyor efendim. Direktörü hiç algılamıyor ama ya. Of 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 of. Az kalsın ölüyordum. Bura bayağı tuzakmış. Şu an radyasyon yedik. Tahminen yani şu an onu ben görüyorum normal göz şeyiyle. Bak şu an zıpladı gene. Gene zıpladı. %99 dedektör. Yani dedektör o şeyi yakalayacak teknolojide, kapasitede değil. Burada bayağı şey varmış yani. Şu an az önce gene zıpladı bir yere. Gene zıpladı. Şunu da bir değiştireyim. Normalde az önce Feng'in orada bulduğum dedektördü. Şimdi kendi dedektörümü aldım. Acaba o mu bozuk veya çalışmıyor ama yok. Benim dedektörde de hiç ışık yanmıyor. Şu an mesela şuradaydı. Hemen görmem lazımdı benim. Bu dedektörün şey kapasitesi yok. Bu seviyeye yakalayacak şeyi artefakt yok. Sanırım o zaman bu da iyi bir artefakt. Bunu daha sonra gelip toplayacağım yani. Başka bir cihazla. Dedektörle. Şimdi yavaştan orada stalkerlar var. Şurayı banditlerin karargahını bir vuracağım. Bu banditleri bayağı azaltmam lazım. Şimdi buradan bu tarafa doğru gelen, şimdi ben buraya saldırı yaptığım için buraya yardım çağrısı yaptı banditler, eşkıyalar. Buraya bir grup geliyor. O grubu da bir yolda temizleyeyim şimdi. Neredeler? Şurada gel, şuradan geliyorlar. Biraz bir şeyler yiyeyim canım artsın. İlk yardım çantasını olabildiğince fazla kullanmamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok çabuk tükeniyor ve zor bulunuyor. Şuradalar. Şu an burada temiz. Şurayı bayağı bir azaltacağım.
Üçüncü olarak da Fridunların görüşünü öğrenmiş olduk. Fridunlar diyor ki, doğa diyor bize diyor bu kadar şey veriyor diyor. İşte belki diyor mucizevi şeyler veriyor diyor. Onları araştırıp diyor kendi menfaatimiz yani insanlık yararına kullanabiliriz diyor. O yüzden diyor onu kızdırmak yerine diyor onun diyor böyle şeyleri diyor nasıl yaptığını diyor öğrenmemiz lazım diyor. Biz diyor Zon'la diyor barışçıyız diyor. Ona zarar vermek istemiyoruz. Aksine diyor onun şeylerinden faydalanmak istiyoruz diyor. Datiler ise tam tersi diyor. Bu diyor sorun diyor tamamen yok edip çözmemiz lazım diyor. Bu şekilde iki fraksiyonun da görüşünü öğrenmiş olduk. Ama şöyle bir şey var. Datiler tam duymak daha iyi. Biz sadece şu an Freedom'un tam görüşünü Freedom'lardan öğrendik. Şimdi şuraya yardıma istiyor ama benim oraya gitmem falan çok uzun. Şu an Feridunlar bende bayağı dost oldu. Ben şu an oraya gidip banditlerle bayağı bir çatışmaya girmem gerekiyor. Çünkü bandit popülasyonu nüfusu burada aşırı derece artmaya başladı. Bunlar az önceki çatıştığım gruba yardıma gelenler sanırım. Şurada biraz şeyleri toplayayım. Aa, burada da var. Biri çifte kırma atıyor bana ama nereden atıyor anlamadım. Şu an burayı temizledim gibi bir şey. Şimdi biraz ganimet toplayayım. İlk başta vurduğum şurada 2-3 tane vardı.
Şimdi yavaştan şu mekanı basacağım. Banditlerin burası karargah gibi bir şey. Şu an 3 tane diyor ama eminim daha fazlası vardır. Şurada bir tane gördüm ama tam el bomba satacaktı. Doğru ya. Şu an 3 tane var. İçeri girmem lazım. Giremezsem burayı sıfırlamam lazım. Bu kapı açılacak. Allah Allah. Oyun saçmalıyor ya. Beni güvenli bölgeye sokmuş gibi yapıyor. Elimde silah alamıyorum şu an. Gel lan buraya. Tam da gitti var ya. Tam da gitti, yerinde öldü. Bu sanırım bana görev verecek banditlerdendi. O yüzden ha, kapı açılmış. Allah Allah ya, silah aldırma elime. Şimdi bunlar bana ateş edecek, ben edemeyeceğim. Kaç var? 5 var. Şurada bir tane. Abi saçmalama bak. Oyun çok aptalca bir bug'a girdi. Çıkıp uzaktan falan vuracağım bundan ya. Silah kullandırmaya izin vermiyor burada. 4-5 tane kaldı. Şuradan falan ateş edeceğim. Yakaladıklarımı. Aynen böyle. Şimdi hala 3 tane var. Bak ya, indiriyor silahı. Şu
etrafını bir dolanayım. Ya define avcıları kampına yardım et diyorsun da. Kardeşim ben neredeyim, ona kim bilir nerede. Bir de siz bana yardım edin. Şurada canım çıkıyor. Abi bunlar beni dost kabul ediyor. Niye böyle bir salaklık oldu ki şimdi? Beni yardıma çağırıyor banditler, eşkıyalar. Ve ben... Ve... Şey... Karargahlarına girdiğim zaman beni onlardan sayıp silah kullanmamı engelliyor. Köpek sesleri geliyor. Pompa tüfeği alayım. Kalsın kapıyordu vallahi. Bunlar daha önce ölenler sanırım. Çünkü daha önce buraya gelmiştim. Feng'in kazıcılarını arıyordum. Herhalde yeni ölen bu. Aynen. Tüfeği de çünkü var. Banditlerin. Dediğim gibi oyun bir saçmalığa vurdu kendine. Ben bunlarla hiçbir zaman dost olmadım. Aksine benim can düşmanlarım. Merkezlerine gittiğim zaman karargahlarına falan silah kullandırmıyor. Beni dost kabul et diyor. Yani yine de şey yok. Alacağım orayı abi. Kafaya koydum. Bir dakika, yanlış geldim. Şu tarafa doğru gideceğim. Umarım iyi bir şey çıkar. Bir şey var mı? Yok. Şu mu değil. Burada ne var ki? Ha, şurası tahminen. Hiç iyi olmadı. İki sağlık çantası için bir tane radyasyon ilacı yaptım. Şimdi tekrar bir tüfeğimi alayım. Şunları yiyeyim biraz. İlende de bir tane zula var. Bakalım ondan ne çıkacak. Zulalar çok boş ya. Bir çanta, bir silah. Şunu biraz dart atanıyla şey yapayım biraz. Madem adamlar uzakta. 10 kişi oldu. Oo. Bunlar destek meslek çağırdı herhalde. Hepsi buraya toplanıyor.
Normalde saçma atan pompalı tüfek de direkt bu şekilde bilgi olan şeyi atıyor. Ama oyunda şöyle bir bug var, saçmalık var. Düşmana çok az tesir ediyor. Mesela bu şu an çivi gibi yani. Uzak mesafeye falan gayet iyi hasar veriyor. O yüzden iki tane pompalı taşıyorum. Biri saçma atan, biri bir şey atan. İşte tek parça atan. Arkadaş. Şimdi biraz el bombasını atacağım ki şunları geri çektireyim. Ben de ilerleyebileyim siperlere. Pek getirdi mi yani, bayağı iyi sağlam vuruyor yani. Ayağına iki kere denk getirdim, bir ahlama sesi falan geldi ama öldürecek kadar hasar veremedik. Şunları biraz kapıdan uzaklaştırmak için bomba atıyorum da adamlar tık demiyor. Halen 4 kişi var şu an. Şuralardan falan acaba görebilir miyim? Bak ya, gene beni şey yaptı. Kaldı. Şu alttan falan bir içeri sokabilsin. Şu etrafı bir dolanayım. Şu aralıklardan falan bir şeyler görebilirim belki. Şuralarda falan kesin var ya. Ama şey, pusula bekliyorlar. Hareket halinde olsalar, şöyle şu an cama pencereye çıksalar. Aralıktan falan bir şey yakalamaya çalışacağım ben. Yukarıda bir tane var.
Şimdi şurada bir tane var. Onu bir indirmem lazım. Şunu bir alayım. Şunu. Şu var yakıncık etti. Şunu bir kesin alacağım. Bu tamam. Gel lan buraya. Tamam, iki tane kaldı. Onları görebilirsem belki yaralı falandır. Hayda. Gene silah kullanmamı engelledi ya. Ya çok eski oyun olduğu için nereden baksanız bir 15-20 yılı var. O yüzden böyle şeylere pek aslında kafamı takmıyorum. Canım sıkıyor ama. Oyunun dediğim gibi yani beni konusu falan cezbediyor. İnanılmaz grafiklere sahip bomboş bir oyun olmasındansa görüntüsü bu kalitede hatalarla dolu olsa bile yine de benim için oynanabilir. Ya mesela Wolfenstein oynadım. Yeni oyunlarından bir tanesini. İki tane kız kardeş falan yapmışlar sanırım. Oydu. Görüntü var vesaire var. Al işte ben silah kullanamıyorum, adam kullanıyor. Bunu biraz peşime takıp uzaklaşacağım ya da daha yüksek yerlere çıkacağım. Oradan görebilirsem göreceğim. Keskin nişancı tarzında avlamayı deneyeceğim. Şu an herhalde tek bu kaldı. Yok, iki kişi var. Bak işte silah indiriyor ya. Wolfenstein'in ne Colossus'tu sanırım. Onu oynadım. Yok, ne Blood oynadım. Yeni kan oynamıştım. Evet. Zaten kanalda da incelemesini yapmıştım. Reza... Al işte, bunlar benden yardım istiyor ya. Böyle bir saçmalık var mı? İki kişi kaldınız, üç kişi. Kafanızı yormayın, bir görürsem sizi mezara yollayacağım, o kesin. Ha, şunu yakaladım. Ha, bunlar da şeylerin saldırısından yardım istiyor. Şimdi hiç kimse kalmadı. İyi, bir tanesini domuzlar öldürdü herhalde. Veya iki tanesini. Yok, bir tane var şu an. Oo, desert. Şimdi bir tane var hala. Sesi de bir yerden geliyor ama. Şu an burada hiç bandit kalmadı neredeyse. Şimdi şuradan da bir kurtulayım. Fena değil. Daha önce burası saldırıya uğramış ha. Mutant cesetleri gezdiğine göre. Şuraya girmek. Oo, iki tane artefakt.
Moonlight. Telepati artı 3 veriyor. Artı 10 kilo ağırlık taşıma izin veriyor. Hepsi radyasyon veriyor. Şimdi bu Moonlight güzel bir artifakmış. Bu işte bizi halüsinasyon falan gösteriyorlar demiştim ya. Ona karşı artı 3 koruma veriyor. Eğer radyasyona karşı da bir artifak bulursam, artı 2 radyasyon engelleyen, bu şeyi kullanmak mantıklı. Artı 3 telepati veriyor. Hani artı 3 deyip geçmeyin. Güzel bir oran. Şu an en değerli radyasyon karşıtı olan artifaklar. Hani şöyle eksi 5, 4 falan radyasyon azaltan şeyler varsa böyle artifaklar mükemmel. Moonlight çünkü artı 2 radyasyon veriyor. Bu da şu demek, yani eğer antiradyasyon gideren bir tane artifaktım yoksa sürekli radyasyona maruz kalacağım. İlaç falan kullanmam gerekecek. O da çok zor yani. Onun en güzel çözümü dediğim şekilde artifak bulmak. Sanırım en pahalı olan da onlar olacak. Bir tane daha desert. Süper. Buralarda kayda değer bir şey yok gibi. Şimdi burayı düşürdüm. Yani hiç bandit kalmadı. Acaba tekrar banditlerin eline mi geçecek? Yoksa stalkerlar mı alacak? Yoksa Feridun mu alacak acaba? Daha önce söylemiştim. Hani oyunda şeyi neredeyse bitiremiyorsunuz. Grupları, yani orduyu ben belki 5 kere 10 kere orduya baskın vermeme rağmen, tamamen temizlememe rağmen gene geliyorlar, gene geliyorlar. Orduyu bitiremiyorsunuz yani. Acaba banditler de öyle mi? Şunu bir indirelim. Tamam, domuzlar da temizlendi burası. Şimdi şuraları bir gezeyim. Hani burada her yere bakmam lazım. Bu oyunun amacı zaten o. Stalker adı üstünde, iz sürücü. Hani bu tarz oyunlarda her yere bakılmalı bence. Yani bu oyunun mantığı, amacı bu. Yani ben düz mantık, direkt doğuyum, düşmanı öldüreyim, öleyim diyorsanız onun için daha farklı oyun türleri var. Ama bu tarz oynuyorsanız bence her yere bakmak lazım. Neyin nereden çıkacağı veya ne olacağı belli olmuyor. Ve bu gerçekten de çok büyük emek var yani. Bunların hepsini bu şekilde tasarlamak, yapmak emeğe haksızlık yani. Adamlar bu kadar emek vermiş. Şimdi şu anten buraya devrilmiş, burayı mahvetmiş. Buradan geçiş yok, yukarısı da yok. Ve bu oyun 5 GB falan. Buna rağmen yani gerçekten çok iyi. Yani Wolfenstein'i oynadığımda bayağı yüksekti. Şimdi yanlış rakam vermek istemiyorum ama 70 GB mı 50 GB mı ne, öyle bir şeydi. Sadece kuru görüntü var. Yani köpek geliyor, koskoca çelikten robot. Ayağıma saldırıyor, ısırıyor. Ayağımı koparmıyor. Çizik bile yok. Uçaktan uçağa atlama var. Yani o kadar çok aksiyon yapacağız derken gerçekliğini kaybediyor oyun. Yani hani ben belki yaşımdan dolayı o şeylerden asla tatmin olamıyorum, zevk alamıyorum. Yani bana o kadar mantıksız, saçma geliyor ki. Yani şu oyun bile ondan 10 kat daha mantıklı geliyor bana. Hani o yüzden dediğim gibi ben görüntüye hiç önem vermiyorum. Şimdi şurada ben sanki bir tanesini vurmadım ya. Süslü vücudu makinalı şekilde. Bir de şuraya bakayım.
Buraya şey falan da saldırmış ha. Kırılan anten. Şu an neredeyse burada tamamen bölge temizlendi gibi. Ama dediğim gibi geri burayı banditler mi alacak acaba? Filiduma mı geçecek? Yani acaba ne olacak? İleride göreceğim sanırım. Şunda var mı? Yok. Ya banditlere bu kadar gıcık kıl olmama sebebi asla güvenilmiyor. Asla. Kesin kazık atıyorlar. Milleti soyuyorlar. Ya bildiğin kımı zararlısı. O yüzden yaşamalarına gerek yok. Bölgeye şeyler kadar bunlar da zarar veriyor. Emisyon kadar, mutantlar kadar. Ki mutantların yani suçu yok. Onlar maruz kaldıkları şeyden dolayı bu yaratıklara, canavarlara dönüşüyorlar. Bunlar bile bile. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.